Günün 15 Eylül 2022 Perşembe Murat Söz'ün kanalımız olduğu gün analiz programıyla ne haber yaptığımız canlı yayınlarla sizlerleyiz. Ben Murat Özkesen. Gençlerle ilk kez ucuz ev hakkıyla başlayalım. Sabah gazete analizine göre Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesiyle gençlere de çok önemli fırsat kapısı alandı. Ucuz konutlarının 5-7 bini gençlere ayrılıyor. Gençlerin başvurularında evdeki anne babanın gelir limitine bakılmayacak. Yani 16-18 bin lira sınırına takılmadan nüfusa kayıtlı oldukları ilde ikametgahlarının olduğu yerde ev alma şansına kavuşacaklar. Toplumun her kesimine büyük heyecan yaratan projenin bütün hayatını tek yanına bakan kurum bir de çok önemli müjde verdi. 18 yaşından büyük öğrencilerimiz de ev için başvurabilir. Cumhurbaşkanı demişken Cumhurbaşkanı hakkında hakaret suçlaması aklıma geldi. Cumhuriyet gazetesine göre Cumhurbaşkanı hakaret suçlaması adliyede oldu. Çoluk çoluk biliyorsunuz mahkemelik. Hemen onu aktarmak istiyorum. Cumhuriyet gazetesine göre Erdoğan'ın ilk kez Cumhurbaşkanı seçildiği 2014'ten bu yana soruşturma sayısı 194.142, açılan dava sayısı 44.675 oldu. Adalet Bakanlığı verilerine göre 2014'te 12 yaş altındaki yalnızca bir çocuk hakkında dava açılırken bu sayı 2021'de 305'e yükseldi. Çocuklarının 101'i 12-14, 204'ü 15-17 yaşlar arasında. 12 yaş altında mahkumiyet kararı verilen çocuk sayısı 22 oldu. Bu çocuk ikisinin hapis cezası 19'u. Ya 18 yaş altındaki çocuk olmak üzere 285 kişi hakkında adli bir darp cezası verdi. Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçişten 2018'den bu yana genel soruşturma ve dava sayıları katlandı. Ve son analizimiz AKP'nin tarikat sevgisi. Binlerce üniversite öğrencisiyle barınma sorunuyla karşı karşıya. Buna karşın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde tarikatla verilen 4 taşınması iadesi AKP oylarıyla reddedildi. Tekrar söylüyorum. Binlerce üniversite öğrencisiyle barınma sorunuyla karşı karşıya. Buna karşın İBB Meclisi'nde tarikatlara verilen 4 taşınması iadesi AKP oylarıyla reddedildi. Bu reddedim haberiyle birlikte gün analizi programını son noktaya koyuyoruz. Bizi takip ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Ve ne haber ne yaptığınız canlı yayınlarla yeni gelişmeler oldukça biz size yarın için haberdar edeceğiz. Bu akşam UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor, Fenerbahçe ve Sivasspor'la ve de en sonunda Başakşehir'e şans dileyerek yayını sonlandıralım. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.